Merhaba değerli izleyiciler. Bugün din ve siyaset gibi çok geniş bir konuya çok uzaktan küçük işaretlerde bulunalım diye düşündüm. Biz biliyoruz ki din bir varlık yorumudur. Alem yorumudur, hayat yorumudur. Niye göre? Yaratıcının verdiği mesajlara göre. Aynı zamanda din, yaratıcının mesajları çerçevesinde en başta ona karşı olmak üzere, onu yarattığı bütün mahlukata karşı, insanlara karşı, yaşadığımız topluma karşı görevlerimizin tadat edildiği ilahi mesajların adıdır din. Siyasette insan toplumlarının adalet içerisinde, huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlayan idari anlayışın yöntemidir. İdari konularla ilgili, siyasi konularla ilgili düşünce ve görüşleridir. Dersek eğer dinin hayat yorumu olan, alem yorumu olan, yaratıcının bize mesajlarının bütünü olan dinin böyle önemli bir alanı, siyasi alanı boş bırakması, hükümsüz bırakması elbette düşünülemez. O yüzden Kur'an'da detaylı olarak değil, çünkü toplumlar değişiyor, insanlar değişiyor, olaylar değişiyor. Ama temel prensipler olarak siyasi ölçüler vardır. Bunlara şemsiye prensipler, kök paradigmalar, ana umdeler, temel ölçüler denilebilir. İşte bu temel ölçüleri her zaman ayakta tutmak, ayakta tutmaya çalışmak müminin gereğidir. Mümin olmanın gereğidir. Kur'an'ın da mesajıdır. Hiç uzatmaksızın bu İslam'ın yönetime, siyasete, idareye yönelik olarak ortaya koyduğu temel prensiplerin dördünü kısa kısa hatırlayalım diye düşünüyorum. Kabaca bir bina dört duvardan oluşuyor ya, tabiri caizse siyasetin dört duvarını, dört temelini Kur'an nasıl ortaya koyuyor? Bir, şurayı emreder. Meşvereti emrederek, danışma mekanizmasını devreye sokarak, buna şura prensibi diyoruz. Tamam. İki, adaleti emrederek, adaletin prensiplerine dikkat çekerek, yargının adalet temeli üzerine gerçekleşmesini emrederek. Bu ikinci prensip. Yani ikinci umde şemsiye prensip. Üçüncüsü liyakat yahut ehliyet prensibi. Liyakata göre, ehliyeti göre insanlara görev vermek gerektiği. Dördüncüsü ise hürriyet. Diğer bir ifadeyle baskının, zorlamanın, istibdadın olmayacağı hürriyete dayalı bir yaklaşım. Bu dört ana umde ile ilgili başka umdelerden de söz edilebilir de ben dördünü gündeme getireyim diye düşündüm. Bu dört ana prensiple ilgili Kur'an'da çok vurgulu, çok belirleyici mesajlar var. Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam hem hayatıyla hem ortaya koyduğu fiili durumla ilgili bu konularla alakalı altın prensipler var ve mesajlar var. Şimdi birincisi şura dedik ya, Kur'an-ı Kerim'de şura ya da meşveretle alakalı iki ayet bilhassa dikkatimizi çeker. Birisi Şura Suresi'nin 38. ayet, meşhur ayet. Emruhum şura benim. Müminlerin kendi aralarındaki işleri şura iledir. Her konu, en küçük idari birimden, aile için düşünelim, en büyük idari birime kadar şuraya, meşverete dayalı müminler işlerini yürütürler diyor Kur'an. İkincisi, Ali İmran suresinin 59. 159. ayeti ve şabihum fil emr. İşlerle alakalı olarak, buna yönetim dahil, emri yönetim anlamına da gelir. Ulul emri oradan gelir. Bu konularla alakalı işler konusunda, işlerin yapılması konusunda, her nevi işin özellikle idareye yönelik işlerin gerçekleştirilmesinde meşveret edin. İstişare yapın. Bilenlerle danışın, konuşun, ona göre bir hükme ulaşın. İşte İslam'ın şura ve meşveret ilgili bu ayetleri özellikle son dönemlerdeki bazı çalışmalarda içinde yaşadığımız dünya siyasetinin gidişatı hesaba katılarak bu ayetler bugün
parlamentoya işarettir diye bir yorum da yapılmaktadır. Başlamış Ehlül Halil ve Akt. Daha sonraki süreçlerde değişik kurumlar ve bugün itibarıyla toplumun iradesinin yansıyacağı ve uzmanların bilerek, görüşerek, danışarak, ilgililerden sağlıklı bilgi alarak yönetime aktaracağı teşrif faaliyeti işte Kur'an'ın bu şura ve meşruiyet emirlerine ilgilidir ki burada meşruiyet-i şer'iye tabirinin kullanıldığını da özellikle zikreder. İkincisi adalet. Adalet biliyoruz ki Kur'an'ın dört temel mesajından birisidir. Adalet, müminler adaleti kaim kılmakla emrolunmuştur. Çok ayet var. Ben bir ayeti paylaşmak istiyorum. Maide suresinin 8. ayeti Cenab-ı Hak buyuruyor ki ey müminler adaleti kaim kılmak, ayakta tutmak üzere hareket edin. Başkalarına olan kininiz adaletin giderilmesine sizi sevk etmesin. Adil olun. Takvaya yakın olan budur diye Cenab-ı Hak net biçimde müminlere emirde bulunuyor. Öyleyse devlet idaresi ikinci ayağı ya da o duvarı, o binanın ikinci duvarı adalet üzerine müesses olmalıdır, korunmalıdır. İkincisi bu, adalet. Zıttı ne? Zulüm. Zulümden şiddetle uzak kalınması lazım. Adaletin bütün prensiplerle devreye girmesi lazım. Yani insan fıtratına uygun, insaniyete uygun, evrensel hukuka uygun, şer'i ahkama dayanan adaletin devreye sokulması lazım. Yargı faaliyetlerinin tamamen adalet merkezli olması lazım. Üçüncüsü, buna ehliyet prensibi, liyakat prensibi de diyebiliriz. İşin ehline verilmesi, layık olana verilmesi. Bütün atamalarda, görevlendirmelerde, vazifelendirmelerde ölçün ne olması lazım? Liyakat olması lazım. İşle o işe görevlendirecek kişi arasında doğrudan bir ilişkinin olması lazım. Burada yandaşlığın veya şu ideoloji yakınlığın, bu ideoloji yakınlığın hiçbir öneminin olmaması lazım. Kim layıksa, kim ehilse görevin ona verilmesi lazım. Bunun ilgili Kur'an'daki ayeti hatırlayalım. Nisa suresinin 58. ayeti Cenab-ı Hak diyor ki اِنَّ اللّٰهِ اَمْرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَةِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emaneti ehline layık olanı vermenizi emrediyor. Bu halde İslam'ın siyaset ilgili üçüncü prensibi, Kur'an üçüncü prensibi liyakat prensibidir, ehliyet prensibidir. Bütün görevlendirmelerde, atamalarda altın ilkenin bu olması lazım. Dördüncüsü hürriyettir. Kur'an'da hürriyetle ilgili çok dikkat çekici ayetler vardır. İstibdattan, zulümden, baskıdan, zorbalıktan bir müminin uzak olması lazım. İslam'ın siyasi telakkisinde de hürriyetin vazgeçilmez bir yeri vardır. Bunu hürriyet-i şer'iye, hürriyet-i meşru'a tabiri de kullanılır. Hiçbir baskının olmaması, hiçbir zorbalığın olmaması icap eder. Kur'an'da çok ayetler var dedim. Peygamber'e bile Cenab-ı Hak buyurur ki Leste aleyhim bir musaytır. Ey peygamber sen onlar üzerine zorba, tahakküm eden bir insan değilsin. Ya anlatmakla, açıklamakla yükümlüsün. Öyleyse İslam'ın siyasi alanla ilgili önemli bir prensibi de sonuna kadar hürriyetin devrede olmasıdır. Hürriyet eksenli, hürriyet temelli bir yaklaşımın söz konusu olmasıdır. Bunun zıttı olan her türlü baskıdan, zorbalıktan, sınırlamalardan, kayıtlamalardan uzak olması lazım. Bir kez daha söyleyeyim. Buradaki hürriyetin de yine hürriyet-i şer'iye ekseninde anlaşılması lazım. Görüşmek dileğiyle.